Değerli üstadlar, sevgili meslektaşlarım, öncelikle hoş geldiniz. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Komisyonu olarak hazırlamış olduğumuz seminerin umarım faydalı bir sunum ve seminer olacaktır. Pandemi kuralları çerçevesinde online seminerlerimizden sonra artık yüz yüze seminerlerimize başladık. Umarım böyle devam ederiz. Bu şekilde de arkasının gelmesi dileğiyle. Açılış konuşması için sözü, kürsüyü Oda Başkanımız Doğan Yılmaz'a bırakıyorum. Başkanım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bir cumartesi günü Suryapı'da gezmeyi seçeneğini atlayarak buraya gelip seminer dinlemeyi özellikle kadın arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Her şey bir espri. Her şeyin başı sağlık diye bir sözümüz var, atasözümüz. Bunun gerçek olduğunu şu son 1,5 yılın içinde gördük. Her etkinliğimizin başında aşıyla ilgili mutlaka bir öneride bulunmaya çalışıyoruz. Aşı olmayan arkadaşlarımız varsa hala onlara lütfen aşı olmalarını rica ediyoruz. Eğer aşı olmayacaklarsa kapalı alan toplantılarına ve kapalı alan etkinliklerine katılmamalarını, katılacaklarsa da tedbirli olmalarını özellikle rica ediyoruz. Son 2-3 hafta içinde çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı kaybettik. Burada Emir arkadaşımız özellikle bahsetmem lazım. Gerçekten arkadaşımız. Etkinliklerimizde, faaliyetlerimizde olan Gemlik ilçe temsilcimiz, Basın Yayın Komisyonu Başkanımız. Maalesef ikna edemedik aşı olmaya ve kaybettik. Üzgünüz. Ondan bir hafta, iki hafta önce de Ramazan Demir arkadaşımızı kaybettik. O da aynı şekilde aşı olmamıştı. Kendi canlarımızı bu şekilde kendi ellerimize toprağa verdik. Benim sizlerden tek isteğim, tek dileğim aşı olmanız diyorum ki aşı olmuyorsanız buna eğer direnç de gösteriyorsanız lütfen kapalı alanlarda ve etkinliklerde bulunmamanız. Ama bizim meslek buna pek müsaade etmiyor açıkçası. Evet, az önce Yusuf arkadaşım da söylediği gibi online toplantılardan, seminerlerden sonra yüz yüze seminerlerimizin yanılmıyorsam bu ikincisi Bülent Fiçici Üstad'la başlamıştık. Bundan sonra rutine geçeceğiz inşallah. Ve o da yavaş yavaş önümüzdeki 2022 seçim dönemine Eylül ayı başından itibaren girmeye başladı. Sizler de fark ediyorsunuzdur. Gruplar sizlerle temasa geçmeye başladı. Özellikle yeni arkadaşlarımızla gruplara kayıt olma açısından. Bütün meslektaşlarımızın herhangi bir gruba, ister çağdaş grubu, ister meslekte birlik grubuna, hangisini kendine yakın hissediyorsa bir gruba üye olmalarının mesleki faaliyetleri yürütme, meslek örgütlerinin güçlenmesi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Bu seminerde sunacak olan arkadaşlarıma, İhsan Bey'e, Burak Bey'e, Özlem Hanım'a şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Konuşması için değerli Oda Başkanımız Doğan Yılmaz'a teşekkür ederek moderatörümüz İhsan Acar'ı kürsüye davet ediyorum. Yerine davet ediyorum. Konuşmacılarımızdan Burak Kirenci, Özlem Palak, üstadları da yerlerine davet ediyorum. Ve mikrofonu kendilerine bırakıyorum. İyi sunumlar, iyi seminerler. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz seminerimize. Evet, uzun süredir online eğitimlerden sonra tekrar yüz yüze seminerlerimize başladık. İnşallah bundan sonra devamı gelir. Hepinize yani sağlığınıza dikkat etmenizi, başkan değindiği gibi aşılarınızı yaptırmanızı tavsiye ederim. Evet, bu süreçte gerçekten değerli meslektaşlarımızı yitirdik aramızdan. Hepine sağlıklı günler dileyerek seminerimize başlıyoruz. İlk olarak Burak Üstad konuşmasını yapacak. İkinci bölümde Özlem Hanım sunumunu yapacak. Sorularımızı sunum sonunda alacağız. Soru kağıtları var değil mi Cevdet Bey? Var. Cevdet Bey soru kağıtları da atılacak. Onlarla gönderebilirsiniz. İyi seminerler diliyorum. İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu olarak bugün sizlerle emeklilik hesaplama ve SGK'da doğru bilinen yanlışlar semineri için toplandık. Öncelikle komisyon olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Seminerimizin birinci bölümü olan emeklilik hesaplama kısmını sizlere ben aktaracağım. Emeklilik hesaplamaya ne zaman emekli olurum sorusuyla çok sıklıkla karşılaştığımız bir soru.
Emeklilik hesaplamasının çok çeşitli parametrelere göre hesaplanmaktadır. Burada emeklilik hesaplanmasında 3 ayrı statü vardır. Bu 3 ayrı statüye göre parametreler değişmektedir. Buradaki statülerimiz SGK'lı olarak 4A, Bağkurlu olarak 4B, memurlar için de 4C'dir. SGK bu 3 farklı statüye göre ayrı bir hesaplama sistemi kurmuştur. Bu sistem şu an hala hazırda 4A'lılar için ayrı bir ekranda, 4B'ler için ayrı bir ekran, 4C'ler için ayrı bir ekranı vardır. Bu ekranlarda ilgili bir yerleri doldurmamız ve ilgili noktalara değinerek bir kişinin ne zaman emekli olacağını, emeklilik tarihini bize vermektedir. En çok başvurduğumuz ekranların başında bunlar gelir. Burada işte ilk SSK'lıların emeklilik ekranı şu an önümüzde. Burada işte cinsiyete göre farklılıklar oluşmaktadır. İşte cinsiyeti, doğum tarihi, hizmete başlama yılı, varsa malüliyetimiz var mı yok mu, erken yaşlanma var mı yok mu, bunların seçeneğine göre bu emeklilik tarihlerimiz hepsi birbirine farklılık arz etmektedir. Bazen öne, bazen uzayabilir. Burada kişinin doğum tarihini, hizmete başlama yılı emekliliğin hesaplanmasında önem arz etmektedir. İlk bir emeklilik hesaplaması yapacağımız zaman kişinin doğum tarihini, hizmete başlama yılını öncelikle belirlememiz gerekmektedir. Kişiden bu bilgileri aldıktan sonra SSK primi ödediği gün sayısı. Bunu şöyle de anlatmak istiyorum. Seminerin sonunda odaya paylaşacağımız bir Excel tablomuz var. Bu tabloda kişinin E-Devleti'nden aldığımız hizmet dökümünü bu tabloya yerleştirdiğimiz zaman bize ne zaman emekli olacağını, emekli maaşının ne kadar olacağını, işte orada yine engelli mi, malulenme olduğuyla alakalı bir çalışmamız var. Bunu da paylaşacağız. Hesaplamayı en doğru şekilde ya da en yaklaşık şekilde hesaplamayı oradan da ayrıca yapacağız. Bu ekranları da sıklıkla kullanalım. Çünkü kişi bize ne kadar bilgilerini aktarsa da yanlış aktarabiliyor. Biz bu hesaplamaları yaparken en önemli 3 kriterimiz var. Burada sigortalık birim gün sayısı, yaşı ve hizmet süresi önem arz ediyor. 4A'lılar için işte yazdığımız zaman işte sigortalı 4A'lı olarak geçen gün sayısı. Ondan sonra diğer sandıklar dediğimiz yani 4A'lılar için 4B ve 4C'de. Bir kişi askerliğini uzman astsubay olarak yaptığı zaman burada bir 4C50 oluyor. Bu 4C50 ile alakalı geçen süreyi bu kısımda veya sigortası var. Aynı zamanda sigortadan çıkıp bir işveren olarak 4B'li kapsamına girdiyse o kısma yazarak toplam fiili gün sayısını, yurt dışı borçlanması yapabilirse ya da yurt dışında çalışma süresi varsa o ilgili süreyi de oraya yazarak ondan sonra 3600'ü doldurduğu gün tarihi diyor. Burada emeklilik hesaplamasında değineceğiz. Kısmi emekliliğin 3 aşamasından biri olan ve en önemlisi, en çok karşılaştığımız kısım 3600'ü doldurduğumuz gün. Bu kısmi emekliliği hak ettiğimiz gün olarak da en çok karşımızda olan durumdur. Bu 3600'ü hak ettiğimiz tarihi tespit ettikten sonra hizmet dökümlerinden buraya da ilgili yerleri doldurduktan sonra 4A'lılar için ilk emeklilik hesaplama yaş tarihini buradan görebiliriz. Aynı şekilde 4B'liler için ayrı bir ekran. Bu ekranda da biraz önce bahsettiğim bilgileri yazdıktan sonra 4B'li olarak ne zaman emekli olabileceğimiz ilk tarih belli oluyor. 4C'liler için de daha detaylı memurlar için burada ya da banka sandıklarına tabi olan çalışanlar için emeklilik hesaplaması yapıldığı zaman buradaki kısımların doldurması gerekiyor. Şu an SGK'nın Çalışma Hayatım diye bir yeni bir uygulamaya geçti. Bu uygulamada bu ekranların üçünü aslında birleştirdiler. Direkt E-Devleti'nin üzerinden kişi girdiği zaman Çalışma Hayatım sayfasından birçok veriye ulaşabilmektedir. Ama emeklilik hesaplamasıyla alakalı şu an sistemde bir sıkıntı var. Emeklilik başlama tarihi olarak staj süresi veya çıraklık süresini baz alıyor. Bildiğiniz üzere emeklilik hesaplamasında prim gün sayısını yaptığı ilk gün bizim emeklilik başlama tarihimiz oluyor. Ama şu an çalışma hayatım sisteminde bu tarihi baz alarak bir emeklilik hesaplaması veriyor. Buna dikkat edelim. Burada ilk önce emeklilik hesaplaması yaptığımız kişi için o tarihin ilk sigortalılık başlama tarihi yani adına prim yattığı ilk günü baz alarak yapmamız lazım. Onunla alakalı Sosyal Güvenlik Kurumu düzeltmeleri veya çalışmaları yapıyor. Ondan sonra bu üç ekranın birleşimi olarak çalışma hayatım sisteminde her şeyi daha rahat görebiliyoruz. İşte mezuniyet durumları, en son sağlıktan yararlandığı hizmetler,
bez emeklilik yapmış mı? Bunlar gibi birçok faktörü baz alarak bize bir sistem sunuyor. Bu yeni sistemi de en son güncellemeyi yaptıktan sonra kullanmakta fayda var emeklilik hesaplamayla alakalı. Emeklilik hesaplamasında 3 statülere göre 3 tane temel seçeneğimiz var. Bu 3 seçeneği doğru bilirsek, yani eksiksiz olarak hesaplayabilirsek, doğru hesaplamayı, doğru emekli maaşı için doğru tarih en iyi şekilde çıkarabiliriz. Burada sigortalılık süresi, işte 4B, 4A, 4C ile alakalı hepsinin kendine göre özel durumları var. 4B'li olduğumuz zaman bizden istediği sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş kriterleri hepsi için farklı farklı arz etmektedir. Sigortalılık süresi ilk sigortaya tabi olduğumuz süreden emeklilik için başvuracağımız tarihe kadar geçen prim ödediğimiz süre. Prim gün sayısı yine biraz önce dediğim gibi adımıza ödenilen, yani sigortalı prim gün sayımız. Diğeri de yaş şartı. Doğum tarihiyle bazı durumlarda ölüm, bazı durumlarda da tahsis talebi için başvurduğumuz tarihe kadar ya da bizim tahsis tarihimizi belirleyen yaş kıstası olacak. Bunu bir örnekle açıklamak istedik. Yaş, sigorta primi, prim gün sayısı ile alakalı. 1 Ocak 1974 doğumlu birinin sigorta başlangıcı 14 Nisan 1999 ise ve toplamda da 4396 prim gün sayısı varsa ne zaman emekli olur? İşte, doğum tarihine göre yaşını, işte işe başlamasına göre o gün güne kadar ödediği prim gün sayısını bildiğimiz zaman kişi için ilgili tablolardan ya da ilgili şeyleri doldurduğumuz zaman bize vereceği şartlar: emekli olabilmesi için 25 yılı, toplam prim gün ödeme sayısı olarak 5975 günü ve emekli olabileceği yaş olarak da 58 yaşı çıkarmaktadır. Geriye kalan 1579 günü prim ödemesi yaptıktan sonra 58 yaşında, 2032 yılında bu kişi emekli olmayı hak ediyor. Yani bakacağımız 3 kritere göre hesaplamaları yaptıktan sonra işte bizden istediği yaş şartını, gün sayısını ve prim ödeme sigortalılık süresiyle alakalı 3 aylık kalemimiz var. Diğer örneğimizde ise bu emeklilikteki hesaplamanın başlangıcıyla alakalı nasıl bir önceliğe taşıyabiliriz, öne alabiliriz, bununla alakalı bir şeyimiz var. Yani bu daha çok karşılaştığımız sorulardan biri olduğu için askerlik borçlanması ve askerlik borçlanması erkeklerde nasıl bir avantaj sağlıyor, bunu değinmek istedik. 1969 doğumlu birinin ilk işe girişi 1 Mart 1992. 6500 gün prim ödemesi varmış. 1989 yılında da 18 ay askerlik yapmış. Bak, şurada değinmek istediğimiz aslında işe giriş tarihinden önce askerliği yapmış olması. Askerlik borçlanmasında temel konu, askerliği sigorta girişinden önce yaparsa askerlik borçlanması yaparak sigorta girişini askerliğinin başlangıç tarihine çeker. Yani bu şekliyle de 1989 yılında ilk işe başlaması olur ve 1989 yılının ilgili ayında, yani ilk başladığı, askerliğe başladığı ilk günden emeklilik hesaplamasına katılır ve ondan sonra yaş ve diğer süreleri hesaplamasına gider. Sıklıkla karşılaştığımız sorulardan biri olduğu için bir emeklilik hesaplamasında kişi karşımıza geldiği zaman askerliğinin ne zaman başladığı, ilk işe başlamasının ne zaman olduğu, bu tarihlere göre sigortalılık başlama süresini ne kadar öne çekebileceğimizle alakalı bir değerlendirme yapabiliriz. Bu değer sorumuzda da şu şekilde öne çıkmaktadır. Kişi zaten prim gün sayısı istediği bizden 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün sayısı. Aslında 1992 yılından hesaplama yaparsak kişi için 53 yaşta emeklilik çıkıyor. Ama askerlik borçlanması yaparak, askerlik borçlanmasını ister tam, ister bir gün, ister 10 gün yapabilir. Burada askerlik borçlanması yaparak giriş tarihini öne çekiyor. Prim gün sayısı fazla olduğu için zaten, yani 5525 gün isterken şahıs zaten 6500 gün prim ödemesi yapmış bu tarihe kadar. Yani 52 yaşına kadar fazlasıyla da zaten primi var. Biz burada askerlik borçlanması yaparak işe giriş tarihini öne çekerek kişinin 53 yaşında değil de 52 yaşında emekliliğini öne almış oluyoruz ve kişiye 1 yıl erken emekli etmiş oluyoruz. Emeklilik hesaplamalarında askerlik borçlanması kişinin emekliliğinde, emeklilik süresinde yaş şartını en öne çeken etkenlerden biridir. Yani bu örnekte de bunu anlatmak istedik.
İşte biraz önce bahsettiğim tablolar bu şekilde. 4 ağlılar için erkek ve kadınlarda yaş giriş tarihlerine göre sigortalılık süresi, yaş şartı, prim ödeme gün sayıları ilgili tablolarda gözükmektedir. Bir hesaplama yaparken önümüzde işte giriş tarihini, doğum tarihini, prim ödeme gün sayılarını olduktan sonra bu tablolardan kaç yaşında emekli olacağını, kaç gün prim ödemesi gerektiğini ve hizmet sigortalılık süresi belli olmaktadır. Sigorta tarihindeki milat tarihimiz zaten Eylül 1999 8 Eylül'den sonra zaten tablolarda göreceğiniz üzere sigortalılık süresini artık aramıyor. Yani emeklilikte 3 tane temel tarihimiz var. Bunlardan ilki 8 Eylül 1999. Bu tarihten sonraki şartlar ve durumlar birbirleriyle daha farklılık arz etmektedir. Ondan öncekiler, biraz önce bahsettiğim konular daha detaylı bilinir olduğu sürece daha çabuk çıkmaktadır. Ama ondan sonrasında kademeliye dönmektedir. Kademeli olarak prim gün sayısı ve yaş şartı artmaktadır. Bağkurlar için burada erkek ve bayan olmasına göre Bağkur'da da milat tarihimiz 2002. 2002'den sonra hizmet yılını tamamlama süresine göre emeklilik yaşının belirlenmesi gelmektedir. Burada da işte ilk olarak 2002 sonrasında 25 yıl tamamlamasına kalan süreye göre emeklilik yaşı ve prim süresi hesaplanmaktadır. Kadınlar için de aynı şekilde 2002'ye göre. Burada kadın ve erkekteki yaş şartları kadınlarda daha erkendir. 1-2 yıl daha öne çekmektedir. Bir hesaplama yaparken erkeklere göre ayrı, kadınlara göre ayrıdır. Yani tek düze bilgi üzerinden hesaplamanın yapılmayacağı, işte şu kadar gelişim tarihin buysa buna göre değil de cinsiyete göre de bunun daha öne çekilebileceği gözükmektedir. Emeklilik hesaplanmasına geçtiğimiz zaman ise emeklilik tarihlerini, emeklilik yaşlarını belirledik. Emeklilik aylarının hesaplanmasında 3 ayrı dönemimiz var. Burada 1 Ocak 2000'den öncesi yatırılan emeklilik primleri, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arasındaki primler ve Ekim 2008'den sonra yatırılan primler kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Dediğimiz gibi seminerin başında da emeklilik hesaplamasında birçok parametre devreye girmektedir ve emeklilik aylarının hesaplanması da aynı bu şekildedir. 2000'den önceki primleri altın primler olarak değerlendiriyoruz. Aylık bağlanma oranında emeklilik primleri, yani 31-12-1999 öncesi yatırdığımız primler, o zamanki emekli olma şartımız 5000 prim günü. 5000 prim günün üzerinden yatırdığınız primlerin aylık bağlanma oranı %60. 2000 ve 2008 arasında ise çok farklı bir hesaplamaya giriyor. 3600 güne kadar olan her yıl için %3,5, 5400'e kadar ki sonraki günler için prim günleri için her bir yıl için %2 ve 5400 günden sonra olan günlerimiz için de %1,5 oranında bir hesaplama yapıyor. Yani prim günlerimizi 3 ayrı aşamada kendi içerisinde aylık bağlanma oranına göre hesaplama yaparak bir kişinin emekli maaşını hesaplıyoruz. 2008 sonrası olan primlerimiz için, yani 2008 sonrası bir işe girişli bir kişinin emekli maaşının hesaplanmasında ise her yıl için, her tam yıl için %2 oranında bir emeklilik bağlanma oranı geliyor. 2000 öncesi %61 gelirken, yani en fazla da burada gelebileceğimiz %60 ile başlıyor ve yatırdığımız prime göre aylık bağlanma oranımız 2000 öncesinde olanlarda %100'e kadar çıkarken 2008 sonrası en fazla %90'a çıkıyor. Ve her yıl için %2 olarak artırılarak geliyor. Biz 2000 öncesi 5000 prim günümüz olduğu zaman alacağımız standart aylık bağlanma oranı %60. Üzerinde prim yatırdığımız zaman alacağımız oran yine %60 olarak en fazla yine %100'e kadar çıkmaktayken, ama 2000 ile 2008 arasında yıl bazında 5400 güne, 5400 üzerinde %1,5 ile gelmekteyken, burada 2008 sonrası her bir yıl için alacağımız puan %1,5. Ve 1,5 ile de en fazla bağlanma oranı %90'a kadar çıkmakta. Yani 2008 sonrası primlerimiz aslında değersizleşmekte. Yani burada 2000 öncesi ne kadar çok fazla primi olan bir kişi varsa emeklilik maaşı, emeklilik bağlanma oranı daha yüksek olmakta. En çok soru aldığımız konulardan biri de emeklilik maaşını hesaplayabiliriz. Emeklilik tarihini hesaplayabiliyoruz ama kalan sürede emeklilik maaşımızı nasıl yükseltebiliriz? Bunun için birkaç seçeneğimiz var. Mümkün olduğunca gerçek ücretten maaşının yatması
zaten son zamanlarda yani ilerleyen dönemlerde herkes kendi ücretinin brüt takibini çok iyi yaptığı için artık buna çok da şeye gerek kalmadı ama birebir yan gelirlerle, ek gelirlerle bu birimlerin hepsinin SSK matrağına dahil olup olmadığı gibi konuları da takip ederek işte elden ücret almadan, priminin tamamını sigortaya yansıtmadığını dört ağlar olarak herkes zaten E-Devleti'nden, hizmet dökümünden takip edebiliyor. Birinci seçeneğimiz buydu. Yani emekli olarak brüt ücretimizin tamamının, maaşımızın tamamının brütleşip sigorta matrağında emeklilik hesaplamasına doğru gelip gelmemesiydi. Birden fazla işten çalışma, düşük ücretlerle veya birden fazla işte çalışan doktorlar olabilir, iş güvenliği uzmanları olabilir veya kısmi çalışma yaparak birden fazla iş yerinde çalışan insanlar olabilir. Eskiden insanlarda birden fazla yerde sigortalı olabilir miyim algısı vardı. İşte sordular ya ben bir yerde çalışıyorum ama ekstra mesela bir tamir ustası, bir bakımcı birden fazla şirkete gidip bakım işi yapıyor, ayrı bir sözleşme yapıyorlar. Sigortalı olarak gözükmem gerekir mi? Sigorta primim zaten diğer şirkete tam yatıyor. Burada da yatar mı? Bu primlerin de olması gerektiği gibi sorular da kaçtı ama bu primlerin de emeklilik oranına, emeklilik bağlanma oranına katkısından dolayı biz sisteme ne kadar fazla sigorta matrağımız yüksek olarak prim yatarsak, SSK tavan ücretine kadar bu primler bizim emekliliğimizde bağlanma oranına yani alacağımız emekli aylığına katkısı yüksek olacak. Biraz önce de bahsettiğim gibi emekli aylığının bağlanmasında en önemli tarih 2000 yılı. Yani hesaplanmasında 2000 yılından önceki dönemlerle alakalı bir kişi emeklilik hesaplamasıyla alakalı bir çalışma yaptığımız zaman 2000 yılından öncesinde kişinin askerlik borçlanması olabilir, doğum borçlanması olabilir, yurt dışı borçlanması olabilir veya tutukluk süresiyle alakalı bir borçlanma yapabileceksek en önemli kriter öncelikle bunları sorgulamamız. İlgili borçlanmaları yaparak veya en yüksekten yaparak bu kişilerin emeklilik bağlanma oranıyla alakalı kat sayılarını yükseltir, emeklilik maaşlarını yükseltiriz. Burada borçlanma yapmak ayrı bir şey. Burada borçlanmayı bildiğiniz gibi en düşük seviyeden yani asgari ücret üzerinden de yapabiliriz. Tavan ücrete yakın bir ücretten de yapabiliyoruz. Zamanında biz böyle bir hesaplama yapmıştık. Bir kişi için mesela en yüksek ücretten yurt dışı borçlanması yaparak kişinin hem emekliliğiyle alakalı süresini ve prim gün sayısını arttırarak yüksek bir bedelle emeklilik bağlanmasını sağlamıştık. O yüzden 2000 öncesi sorgulayacağımız en büyük kriter bu. 2000 öncesi borçlanabileceğiniz bir tutar var mı? Emekli maaşını yükseltebilmemiz için. Bir de en çok soru gelen konulardan biri de emeklilik tarihi için başvuru tarihi. Şimdi emeklilik hak etti ve yıl sonu geldi. 31-12'de mi başvurmam lazım? 2 Ocak'ta mı başvurmam lazım? 2 Ocak'ta başvurursam ne kazanırım? 31-12'de başvurursam ne kazanırım? İşte burada ilgili yıldaki ekonomik büyüme hızı, enflasyon oranı, emeklilik maaşlarındaki zam oranını belirlediği için ilgili yılda bizim ekonomik büyümemiz yüksek, zam oranımız, enflasyon oranımız ona göre düşükse yani bizim emeklilik maaşımıza gelecek katkı ona göre yüksek olur. O yüzden ilgili yıl sonunda başvurmamız, yıl başında başvurmamız bizim için daha avantaj. Yani bir günle belki aylıkta 100 lira 200 lira kazanma durumumuz olabilir. Yani oradaki yeniden değerleme oranında bir değerle artışıyla maaşınızı arttırabilerek başlarsınız. Bir atıyorum en düşük 1500'de başlıyorsa bir kişinin emekli maaşı yeni değerleme oranında artışla alacağı için bir sonraki yıl başvurduğu için 1700 lirayla başlayabilir. Burada başvuru tarihinin hesaplanmasında yani ben emekliliği hak ettim Ağustos ayında yıl sonuna kadar sürem var. Yıl sonunda mı başvursam ya da yıl atladıktan sonra mı başvursam benim için daha avantajlı olur düşüncesini yapacaksak, hesaplamasını yapacaksak burada enflasyon ve büyüme rakamlarına dikkat alarak yapmamızda fayda var. Tersi durumda da enflasyon ve ekonomik büyüme hızı düşükse ilgili yılda başvurmak bizim için daha avantajlı. Hepimizin çok kullandığı sonuç buçuk yıl kuralı. Aslında emeklilik hesaplamasında son 7 yıla bakıyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Biz burada ne yapıyoruz? Son 7 yıldaki en fazla primin yattığı statüden yani en fazla primi 4B'de mi yapmış, 4C'de mi yapmış, 4A'da mı yapmış? O statülere göre emekli maaşının hesaplanması ve emekli maaşının katkısı daha yüksek olacağı için sonuç buçuk yıl kuralına dikkate alarak bir kişinin emeklilik hesaplamasını yaparken değerlendireceğimiz kural 3,5 yıldan bir gün fazla olsun, 1261 gün olsun ama hangi statüde yaptıysak, bir kişi bağ kuruluysa, sonuç buçuk yıl onu SSK'lı olarak
emekli olabileceğine dair bir yönlendirme yapıyorsak, bir planlama yapıyorsak, burada son 3,5 yılını dikkate alarak 1261 gün, yani 3,5 yıldan bir gün de olsa fazla diğer stüdyodan yararlandırırsak, bu kişinin emekli maaşı hesaplanmasında çok büyük katkı sağlar. Emeklilikle alakalı diğer bir konumuz da kısmi yaştan emeklilik, yani yaş şartıyla emeklilik. Hepimizin bildiği, sıklıkla karşılaştığımız 15 yıl 3600. Yani 1999 öncesi girişler daha fazla olduğu için şu an sistemde çoğu kurumda 3600 yazısı ve 15 yıl 3600 yazısı alarak kıdem ve emeklilik şartını sağladım, kısmi emeklilik hakkını kazandım diyerek karşımıza gelebiliyor. Bununla alakalı Özlem Hanım'ın kıdem tazminatı konusunu seminerin diğer kısmında anlatacak. Emeklilik kısmı ile alakalı da kısmi emeklilikte 3 tane tarihimiz var, 3 tane prim gün sayımız var. Aslında 3600 gün, 4500 gün ve 5400 gün olmak üzere 3 farklı emeklilikte, kısmi emeklilikte prim gün sayısına göre şartlarımız var. Burada da yine şartlar 8 Eylül 1999 öncesi girişi olup olmamasına bakıyoruz burada ilk önce kişinin. Yani 3600 prim gün sayısını 2000 sonrası girişçiler de bazen ben 3600 günü doldurdum ama işe girişim 1999 8 Eylül'ünden önce mi değil mi? Önemli olan kriter burada bu. Bazen işçilerden veya işverenler bize geliyor, işçinin böyle bir hakkı varmış, böyle bir talebi var vesaire dediği zaman hesaplamasını direkt sorduğumuz işçinin bu tarihten önce girişi var mı? Bu tarihten önce girişi olanlar bunu hak ediyorlar. Yani kanunun yayınlandığı tarihten önce girişi olanlar bu konuyu hak ediyor. Burada kriterlerimiz, ilk kriterimiz 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamış olmak, 3600 prim gün sayısını doldurmak. Sonrasındaki yaş şartları kadın ve erkek olarak ayrılmaktadır. Burada da erkekler için 55 yaştan 60 yaşa kadar prim gün sayılarının tamamlamasına göre, yani 3600'ü tamamlamasına göre yaş şartı artarak devam etmektedir. Kadınlar için de keza 50 yaşından başlayarak 58 yaşına kadar gitmektedir. Erkeklerde 60, kadınlarda da artarak prim gün sayısını doldurduğu tarihe göre 58 yaşına kadar gitmektedir. Kısmi emeklilikteki diğer tarihimiz olan, yani prim gün sayısı olarak 4500-1000 gününü dolduranlar için değerlendireceğimiz tarih 9 Eylül 1999 ve 30.04.2008 arasındaki çalışma prim gün sayılarına göre olanlar. Yani bu tarihler içerisinde ilk işe girişi olanlar için dikkate alacağımız rakam 4500 gün prim gün sayısıdır. Burada prim gün sayısıyla alakalı en önemli şey 4500 günü doldurabiliyorlar ama 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak. Yani bunu zaten tamamlaması şu an karşılaştığımız örneklerde biraz zor. Zaten o 25 yılı doldurduğu zaman emeklilik yaşı da gelmiş oluyor veya emeklilik yaşına daha az bir süre kalmış oluyor. Zaten ondan sonra da kişiler diğer haklarını da doldurduğu için normal emekliliği tercih ediyorlar. Kısmi emekliliğe girmeleri şu anki şartlarda daha zor. Kadınlarda da yine 25 yıllık süreyi tamamlamak, burada erkeklerle göre farkı 60 yaş değil de 58 yaşında olmalı. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlarda kısmi emeklilik tarihi için baz alacağımız tarihler 5400 güne göre 2008 ile 2035 yılı arasındaki girişli olup da 5400 günü tamamlayanlar erkekler için 63 yaş, 2036 ile 2037 arasında olursa 64, 2038 sonrası olursa tamamlayanlar için 65 yaş kriterini dikkate alacağız. Kısmi emeklilik için. Kadınlarda ise yine 2008-2035 arasında tamamlarlarsa 61 yaşı takip edeceğiz. 2036 ile 2037 olursa 62, 38-39 arası 63, 40-41 olursa 64, 42 sonrası tamamlarsa 65 yaşını dikkate alacağız. İşte 3600 günle emekli olmayı hak ettim, ben yaşından dolayı emekli olacağım diyen bir kişi emeklilik maaşını ne kadar olarak soracaktır? Evet, 3600 günle emekliliği hak ediyorum. Yani diğer hesaplamalarınızda 5400'ler, 7000'ler, 9000'ler gibi hesaplamalar yaparken sigorta yönüyle emekli olur, 3600 gün tamamlayayım, 3600 günden emekli olursam ne kadar sigorta maaşım yatar diye bir hesaplama yaparsak da burada yine baz aldığımız tarih 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası dönemlere göre hesaplanmaktadır. Burada bir çalışan 3600 günü doldururken 2000 öncesi primlerinden dolayı tamamı 3600 günü 2000 öncesi tarihlerde ise 1400 lira ile 1600 lira arasında bir emeklilik maaşı bağlanıyor. Yine
2000 öncesi ve 2008 arasındaki bir tarihlerde ise, yani parçalı bir şekilde ise, 3600 gününün 1800 gününü, 2000 öncesi 1800 gününü 2008 arasındaysa, buradaki hesaplamaya göre ortalama 1200 ile 1400 lira arasında bir maaş bağlanıyor. Diğer kısımda ise 3 parçalı şekliyle giden, yani emeklilik hesaplanmasında 2000 öncesi, 2008 arası, 2008 sonrası olarak prim gün sayıları dağılmış bir kişinin, bu da çok sıklıkla denk geliyor. Kişi daha çok bayanlarda denk geldiğimiz bir konudur. 2000 öncesi girişi vardır, ondan sonra evlenmiştir, doğum yapmıştır, çalışamamıştır veya farklı nedenler olmuştur. O 2008 sonrası tekrar çalışma hayatına katılmıştır, prim gün sayıları orada daha fazladır ve 3600 gününü doldurup emekli olmayı hak eder veya yaş şartını doldurursa buradaki emeklilik hesaplamasında da 1000 ile 1200 lira arasında bir hesaplama alacaktır. 2008 sonrasında bir 10 yıllık çalışması olan bir kişi şu an işte 2018 tarihiyle full çalışsa bu tarihi hak ederdi. Böyle bir emeklilik, yani 3600 lira yaş kıstasını tamamladığını varsayarsak burada alabileceği ücret maalesef 800 lira ve 1000 lira arasında. Emeklilikle en çok karşılaştığımız durumlardan biri de emeklilik hesaplamasında malulen emeklilik. Malulen emekliliğin engelli emekliliğinden farkını biraz açarak buraya değinmek istedik. Çalışanın çalışma hayatına başladıktan sonra sağlık problemleri yaşaması, iş kazası veya meslek hastalığına yakalanması, iş gücü kaybını yaşamasına neden olabilmektedir. İş gücü kaybına uğrayan çalışan yeniden iş bulması veya mevcut işinde çalışması zor olacağından veya imkansız hale gelebileceğinden, işverenlerde daha çok karşılaştığımız sorunlardan biri bu. İş kazası geçiriyor, malulen emeklilik şartını araştırıyor veya raporu almış, %60 üzerinde bir rahatsızlığı var. Bu durumlarda raporunu aldıktan sonra malulen emeklilik olabilir miyiz? Malulen emeklilik olmam mı avantajlı, normal emeklilik olması mı avantajlı? Bu gibi durumları değerlendirip ona göre bir kişinin emeklilik hesaplanmasını yapmamızda fayda var. Burada da malulen emekliliğin normal malul sayılmak için maliyetin sigortalı olarak başladıktan sonra meydana gelmesi gerekiyor. Engelli emekliliğinde ise kişinin işe başlamadan önce engelli durumda olması veya doğuştan bir engelinin olması gerekmektedir. Yani malulen emeklilikle engelli emekliliğini birbirinden ayıran temel faktör, kişinin işe başladıktan sonra bir iş kazası veya meslek hastalığından dolayı veya diğer hastalıklardan dolayı sayılıp rapor alırsa sağlık kurumunda, burada kişinin malulen emeklilik olması sayılır. Yoksa normal doğuştan gelen bir engeli veya rahatsızlığından dolayı raporu varsa burada engellilikle emekli olabilir. Burada 4A, 4B ve 4C'de kıstas sağlık kurumlarından alınmış %60'ın üzerinde bir sağlık raporunun olmasıdır. Malulen emeklilik olabilmek için %60 sayılıyor. Ama kamu kurumlarında bazı durumlarda mağlup derecesinin %60'ın altında olsa bile mağlup sayılma hali mümkün olabilmektedir. Mağlulen emekli olma şartlarından biraz önce bahsettiğimiz, işe başladıktan sonra mağlulen, iş kazası, meslek hastalığının yanı sıra bazı hastalıklardan dolayı da kişinin sağlık raporunu aldığı zaman %60 oranını tamamlayan birden fazla hastalığı olabilir. Bu hastalıklara değinmek istedik. Bunlar daha çok kanserler, kanser olarak bahsedebiliriz. Karaciğer, akciğer, lösemi ve benzeri, epilepsi, Parkinson, beyin tümörleri, anemi, retina kanamaları, Behçet hastalığı, şizofreni, bipolar bozukluklar emeklilik şartını kapsayan hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Malulen emeklilik maaşı ne kadardır? Yani bir kişinin normal emekliliği, malulen emekliliği olmasının arasındaki bir hesaplama yaparken malulen emekliliği için aynı şartları taşımıyor. Burada biraz önce de değindiğimiz gibi rapor en az %60 olması gerekiyor ama raporu daha yüksek çıkanlar olabiliyor. Birden fazla hastalığın birleşmesiyle raporu %60'ın üzerinde, %70'lerde, %80'lerde, ben %90'ları falan bile gördüm, yani beyin kanaması geçirmiş veya öyle bir hastalığı olmuş kişiyle alakalı. Buradaki hesaplama rapor ve diğer şartların birleşmesiyle olduğu için emeklilik maaşı net olarak hesaplanması mümkün olmamaktadır. Emekli maaşının başlangıcı burada önemli bir konu arz etmektedir. Karşılaştığımız sorulardan biri de emekli maaşının, yani malulen emekli olacak bir kişi emekliliğe başvurduğu zaman hangi aydan başlayarak malulen emekli maaşını alacaktır? Burada kişinin malulen emeklilikle alakalı başvurusu ve raporunun tarihi önemlidir.
kişi malum emeklilik şartlarını oluşturmuştur ama malum emeklilik için başvuru yapmamıştır. Dediğimiz değerlendirmeyi yaparken üzerinden belki çalışmaya devam edebilmiştir. %60'la engelli veya işte %60 raporuyla hali hazırdaki işini devam ettirebiliyordur. Bununla alakalı raporuna çıktıktan sonra başvuru tarihi, rapor tarihi ve başvuru tarihine göre iki tarih baz alınmaktadır. Takip eden ayın başından itibaren de başvurumuzu veya ilk önce raporu almadık. Mahallen haklarımız olduğunu için başvuru yaptık. Sonrasında gittik raporu aldık. Rapor tarihi baz alınacak. Raporumuz var. Mahallen emekli için başvuru yapmadık. Mahallen emekliyi başvuru yaptığımız tarih baz alınacak. Ondan sonrasında da bu mahallen emeklilikte en önemli kriterlerden biri de kişi hali hazırda bir iş göremezlik raporu alıyordur. Bu rapor bittikten sonraki ay malum emeklilik maaşını bağlanır. Bu arada geçen iş göremezlik süresiyle alakalı da rapor parasını alır. O bittikten sonra malum emeklilik ayı başlar. Emeklilik kısmıyla alakalı anlatacağımız konular bu kadardır. Bundan sonraki seminerimiz devamını SGK Doğru Bilinen Yanlışları Özlem Pala arkadaşımız aktaracak. Seminerin sonunda da yine emeklilikle alakalı hesaplamaları veya sorularınızı alacağız. Dediğimiz gibi oda sayfasında da yine emeklilik hesaplamasıyla alakalı detaylı bir Excel çalışmamız var. 4 sayfadan oluşan bilgi kısmıyla da nasıl doldurulacağını anlattığımız, bir kısmında hesap özetinin olduğu, kişilerin ilgili devletiyle bize getirdikleri hesap özetlerini oraya aktarıp toplam gün sayılarını, prim ödeme gün sayılarını kat sayılara göre mağrurlenmeyen, normal mi, engelli olarak mı emekli olmasıyla alakalı da bir çalışmamız var. Bunu da yine seminerin sonunda oda sayfasından indirip ilgili çalışmalar için kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bunun için Murat Bey'e teşekkür ederiz. Evet, maalesef ülkemizde emeklilik yaşı ve maaşıyla ilgili ciddi sıkıntılar mevcut. Epey giderecek gibi de gözükmüyor. Allah herkese yardımcısı olsun. Bizler de bu konuda bayağı uğraşıyoruz. Ve şu anda SGK işlemlerine doğru bilinen yanlışları Özlem Hanım sunacak. Hepiniz tekrar hoş geldiniz seminerimize. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı olarak, Mevzuatı Komisyonu olarak SGK'da doğru bildiğimiz ama yanlış uygulamasını yaptığımız bazı işlemlerden size bahsetmeyi uygun gördük. Bu arada ben de Burak arkadaşıma semineri için çok teşekkür ediyorum. İlk başlığımız aslında pandemi süreci olacak. Doğan Başkanımızın da bahsettiği gibi yaklaşık 1,5 yıldır Yaklaşık bir buçuk yıldır bir pandemi süreci yaşıyoruz ve hiçbirimizin alışkın olmadığı bir süreç. Son dönemlerde aşı çıktı ve iş yerlerinde de aşı uygulaması zorunlu hale geldi. Hatırlarsanız 2 Eylül 2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine bir genel yazı gönderildi. Bu genel yazıda da aşı ile ilgili çalışanların yazılı olarak bilgilendirilmesi istendi. Aşısını tamamlamamış işçiye olası sonuçlarla ilgili bilgilendirme yapılması istendi. Ve aşıları tam olmayan personelden de PCR testi istenmesi gündeme alındı. Bu konuda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu açısından buna baktığımız zaman işverenin genel yükümlülükleri başlıklı madde 4 ve çalışanların bilgilendirilmesi başlıklı madde 16 uyarınca ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2.9.2021 tarihli valiliklere gönderdiği genel yazıda belirtildiği üzere işveren işçilerin tüm sağlık ve güvenlik tedbirleri ve bu tedbirlere uyulmamasının sonuçları hakkında işçiyi bilgilendirmek ile yükümlü olacaktır. Aynı zamanda işveren COVID-19 aşısı olmayan işçilere bu bildirim yükümlülüğünü yazılı olarak da yapmak zorundadır. 6.9.2021 tarihinden itibaren de işverenler COVID-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi isteyecek ve bu sonuçları da yine iş yerlerinde kayıt altında tutacaktır. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Türk Borçlar Kanunu açısından işçinin işverenin işine karşı özen yükümlülüğü bulunmaktadır. PCR testi uygulamasına karşı çıkan işçilerin, iş ekiplerinin mevcut yasal mevzuat uyarınca hukuk düzeni tarafından koruma altına alınamayacağı ve işverene haklı nedenle fesih yolunu açabileceği belirtilmektedir. Aşı olmayıp PCR testi uygulamasında tercih eden işçilerin COVID-19 pozitif olması ve işe devamlılıklarının kanunda belirtilen sürelerin altında kalması halinde İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilemeyeceği ancak geçerli nedenle feshedilebileceği gündeme alınmıştır.
Test yaptırmayan işçiyi peki işveren işten çıkartabilir mi? Bu konuda aslında iki farklı görüş mevcut. Bunlardan birincisi, nasıl aşılı olmak zorunda değilse PCR testi yaptırmak zorunda da değildir. Ve işçiden test istemenin işverenin isteğine bağlı tutulduğundan işveren test yaptırmayan işçiyi işten çıkartamaz. Hatta biliyorsunuz bazı işyerlerinde işverenler de teste ve aşıya karşı oldukları için bu uygulamayı da kullanabiliyorlar. Diğer görüş ise işverenden test konusunda talep gelmesi halinde işçinin bu testi zorunlu olarak yaptırması gerektiğinden hem aşı olmayan hem de test yaptırmayan işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından hemen feshedilebilir. Ortak görüş olarak değerlendirdiğimiz zaman da bu konunun yargı kararlarına bağlı olacağı hükmünü çıkartabiliriz. Daha açık anlatımla test yaptırmayıp da işten çıkarılan bir işçinin mahkemeye başvurması halinde yargının vereceği karar emsal teşkil edecek. Ama tabii ki şu an bu uygulama çok yeni bir uygulama olduğundan dolayı bu süreç ne zaman olur onunla ilgili bilgimiz yok. Tabii ki süreç uzun olacağı için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu duruma bir açıklama getirdi ve bu durumdaki işçilerin telafi çalışması ve uzaktan çalışmaya yönlendirebileceğini belirten bakanlık, işten çıkarmanızda son çare olarak görülebileceğini bildirdi. Yani dolayısıyla şahsi görüşümü katarsam bu sebeple işten çıkarmamanızı öneririm. Çünkü çok uygun bir durum yani. Bununla ilgili yasal mevzuatlar oluşacak gibi gözüküyor zaten. Evet, süreçte. Ama şu aşamada son çare şeklinde belirttikleri için de bu şekilde işten çıkarmamakta fayda var. Gelelim geçici iş göremezlik raporlarının onaylanmasına. Hatırlarsanız geçen haftalarda bununla ilgili bir yazı yayınlandı ve bayağı kafalarımız da karıştı açıkçası. Bir bildirebiliriz, bir bildirmemeliyiz dedik geçici iş göremezlik raporlarını. O konuya da değinmek istedik. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğin 5. maddesine göre 2 Mart 2013 tarihinden itibaren istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verileceği son tarihteki gün sonuna kadar elektronik ortamda kuruma gönderilmesi zorunludur. Aylık prim ve hizmet belgesindeki eksik gün nedeni olarak geçen 01 istirahat kodu ile bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer. Özetle, istirahat raporları için çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından manuel ya da elektronik bildirim yapılabileceği gibi raporun ait olduğu aylık prim hizmet bildirgesinde de 01 istirahat eksik gün nedeniyle istirahat süresinde çalışmamış alanların işaretlenmesi de çalışılmadığına dair bildirim yerine geçecektir. Bu bildirimlerden herhangi birinin yapılması yeterlidir. Eğer bu bildirimleri yapmazsak da 5510 sayılı kanunun 102. maddesi uyarınca asgari ücretin yarısı, yasal süresinden sonra yapılan bildirimlerde ise asgari ücretin 10'da 1'i tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Burada yine şahsi görüş olarak bence eski uygulamaya devam etmekte fayda var. Çünkü SGK'nın cezaları çok ağır. Şu an yapılmasa da olur dendi ama yine de en azından bir süre daha eski usul devam etmekte fayda var görüşündeyiz. Gelelim eksik gün bildirimine. Eksik günleri biliyorsunuz daha önceden kaldırmıştı SGK. Yani eskiden elden teslim ediyorduk eksik gün listelerini. Ancak 13.04.2018 tarihli eksik gün bildirimleri konulu genel yasasında bildirimlerin eksik güne neden olan kod ile yine SGK'ya bildirilmeye devam edeceği ancak işyerlerin eksik gün nedenini belirten belgeleri SGK'ya gönderilmeyeceği bildirildi. Burada baktığımız zaman ben halen daha görüyorum, hatta duyuyorum soranlar da oluyor. Hiçbir firma artık eksik gün dosyalarını tutmuyor. Veya hani hiçbir firma demeyeyim ama çoğunluk tutmayan yerlere denk geliyoruz. SGK bunu istediği anda vermek zorundayız. Bu da değişti. Çünkü süre yoktu. SGK sadece bunu uygulamayı kaldırdığında istenildiğinde bize teslim etmek zorundasınız şeklinde kaldırmıştı. 18 Ağustos 2021 tarihinde yayınladığı yönetmeliğinde ise istenildiği takdirde 15 gün içerisinde SGK'ya sunma zorunluluğu getirildi. Burada mutlaka ve mutlaka aylık takip etmenizi öneriyoruz eksik gün listelerini. Çünkü işte işten çıkmış olabilir ve siz bir daha o işçiye ulaşamayabilirsiniz. Hani raporları bir şekilde yine temin edebilirsiniz belki ama ücretsiz izin de bir eksik gün ve ücretsiz izin formu almadıysanız eğer o işçiden bu sefer o işçiyi bulup da SGK yazı istiyor diye
ondan yazı almanız çok güçlük yaratacaktır. Bundan dolayı aylık olarak dosyalamanızı isteklemeniz uygun olacaktır. Kısa çalışma yine pandemiyle özellikle hayatımıza giren bir uygulama. Biliyorsunuz kısa çalışma ve nakdi ücret desteği. Daha önceden de İşkur'a başvurularda kısa çalışma desteği alınabiliyordu ama pandemiden neredeyse bütün firmalar bu desteği aldı. Ve işten çıkarma yasağı vardı. Bir sıkıntı yoktu ama şu an işten çıkarma yasağı da kaldırıldığı için işten çıkışlar da başladı. Bu sefer akıllarda bir soru oluştu tabii ki. Normalde işçinin çalışmadığı süreler kıdem tazminatına esas alınmıyordu. Ama kısa çalışmada, işçinin çalışmadığı o kısa çalışma döneminde veya nakdi ücret desteği süresinde kıdem tazminatı ödemeli miyiz, ödememeli miyiz sorusuna da bir açıklık getirmek istedik. Burada da 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek ikinci maddesinde kısa çalışmanın işçinin kıdemine sayılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Çok yaygın bir uygulama olmadığı için şu an bununla ilgili bir hüküm yok. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16 Kasım 1983 tarihli kararlarına baktığımız zaman kısa çalışmada geçen sürelerin kıdemeye esas alınması gerektiği belirtilmiştir. Pandemi dönemi özelinde henüz bu konuda sonuçlanmış bir yargı kararı olmasa da beklentiler önümüzdeki günlerde bu konuda değişik kararların çıkacağı yönündedir. Bu sebeple kısa çalışmanın zorlayıcı sebep kapsamında çalışanın kendisinden kaynaklanmadığı, iş yeri şartlarından kaynaklandığı göz önünde bulundurulduğunda kısa çalışmada geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına eklenmesi yönünde yeni kararlar çıkabilecektir. Özetle hem Yargıtay'ın geçmiş dönemdeki kararları hem de iş mahkemelerinin işçi lehine yorum ilkesi gereği kısa çalışma süreleri hem yıllık iznin hesabında hem de kıdem ve ihbar tazminatlarının hesabında dikkate alınması doğru bir uygulama olacaktır. Ücretsiz izin çok kullanılan bir uygulama değil demiştik zaten. Bundan dolayı da iş kanunumuzda yer almayan bir uygulamadır. Mevzuat Yargıtay kararlarıyla açıklığa kavuşturulmuş ve tarafların ücretsiz izin konusunda anlaşmaları halinde ücretsiz izin süresince iş sözleşmesinin askıda kalacağı esası kabul edilmiştir. Bu duruma istinaden çalışanın kendi talebi ile kullanmış olduğu ücretsiz izin süreleri kıdem esas sürenin hesabında dahil edilmeyecektir. Ancak pandemi döneminde işçinin kendi rızası söz konusu olmadığı için ve işveren tarafından mecburi halde ücretsiz de çıkartıldığı için burada kıdem tazminatına, ihbar tazminatına hatta yıllık izin hesaplamasında da eksik kalan günlerini çalışmış gibi kabul etmekte baz almakta fayda var. Yine bu konuyla ilgili de iki farklı görüş şu an bulunuyor. Bunlardan birinci görüş, nakdi ücret desteği kapsamında geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına dahil edilmemesi yönünde. İkinci görüş ise işveren çalışanın rızası aranmaksızın ücretsiz izne çıkardığından bu sürelere hakkaniyet ilkesi gereği kıdem tazminatı hesabına dahil etmelidir. Yine biz de komisyon olarak bir görüş bildirirsek ikinci görüşten yanayız. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı hatta yıllık izin hesaplamasında bu süreleri dahil etmenizde fayda var. Büyük ihtimalle yakın zamanda bununla ilgili de bir yargı kararı oluşacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü artık çıkarmalar başladı. Hatta ödeyen firma var, ödemeyen firma var. Ödemeyen firmalar da işçiler diyecek ki o firma ödedi ama benim firmam ödemedi. Bununla ilgili bir dava açtıklarında yargıtay kararları netleştikçe durum açıklığa kavuşacak, daha netliğe kavuşacak diyelim. Ama risk almamakta fayda var, görüşündeyiz. İşverenin kongortoda ilan etmesinde işçi alacaklarının durumu ne olur? Bir de ona bakalım. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek birinci maddesi gereği işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan 3 aylık ödenmeyen ücret alacakları ücret garanti fonundan ödenmektedir. Bu kapsamda yapılacak ödemeler fon kaynakları ile sınırlı olup başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet hakkına tabi olarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışıyor olmanız gerekiyor ama bu garanti fonundan yapılacak ödemelere dahil olabilmeniz için. Bir diğer şart ise işçinin işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı iş yerinde çalışmış olması, yani işçi bir yıldır firmanıza çalışıyor olmalı.
ödenmeyen ücret alacağının üzerinden de 5 yıl geçmemiş olması gerekiyor. Kongortoto mühleti verilen bir işveren ile işçisi arasındaki hizmet akdinin akıbetine ilişkin durum ise kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları başlığı altında İcra İflas Kanunu madde 296 hükmü ile açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Tek gelir ve geçim kaynağı ücreti olan işçinin alacağının Kongortoto projesinin tasdiki aşamasında ödenmesini garanti altına almak isteyen kanun koyucu, İcra İflas Kanunu madde 305'e 1D bend gereğince borçlunun alacaklılarına teklif etmiş olduğu Kongortoto teklifi alacaklılarla kabul edilmiş olsa dahi imtiyazlı alacaklardan olan işçi alacağının tam olarak ifa edilmesini tasdik şartları arasında düzenlemiştir. Burada da zaten gayet açık bir şekilde anlattık. Eğer işçiniz bir yıldır aynı firmada çalışıyorsa ve işsizlik sigortası kanunu kapsamında prim ödenmişse ve ücret alacağının üzerinden 5 yıl mühlet geçmemişse Kongortoto ilan edildiğinde öncelikle alacaklar içerisinde olup garanti fonundan parasını ödemekle mükellefsiniz. Gelelim işçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşullarına. Bu da genelde karıştırılan bir şey. Çünkü biz biliyoruz ki işte işçinin maaşının 1/4'üne haciz konulabilir. Bu şekilde bildiğimiz için hatta bu uygulamayı bile 1/4'ünü kesebilirim, cebime de koyabilirim diye algılıyor işverenler ama durum hiç de öyle değil. Detaylarına da bakarsak iş sözleşmesi veya toplu sözleşme hükümleriyle maaşından kesinti yapabileceğimizi belirtmiş olmamız gerekiyor. Ve bu durumla ilgili de işçiye yazılı olarak bu durumu bildirmemiz gerekiyor. Zaten ne yapıyoruz? Önce bir ihtar yazıyoruz, savunmasını alıyoruz. Sonra da diyoruz ki işte bu sebepten dolayı maaşından şu kadar kesinti yaptık şeklinde mutlaka bildirimimizi yapıyoruz. Ve bir ayda verilen ücret kesme cezası tutarı da işçinin 2 günlük ücretini kesinlikle geçmemeli. Yani 1/4 diye bir durum yok. Sadece ayda 2 günlük ücretini kesebilirsiniz. Ve bir ay içerisinde de bu kestiğiniz parayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu amaçla açılmış hesabına yatırmak zorundasınız. Yani işveren benim malıma zarar verdi, ben de ücretimi kestim deyip de o parayı kendi elinde tutamaz. Ücret kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen işveren veya işveren vekiline de 1145 Türk Lirası idari para cezası veriliyor. Dolayısıyla SGK'nın cezaları zaten biliyoruz ki çok ağır. Bunları da dikkat etmekte fayda var. Gelelim Burak arkadaşımızın da Özlem arkadaşımız değinecek dediği konuya. Emeklilikte yaş dışındaki şartları sağlayanlar da kıdem tazminatı. Burak arkadaşımız zaten bahsetti sürelerden, biraz ben de değineyim isterseniz. 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk sigortalılığımız başladıysa eğer 15 yıl sigortalılık şartı ve 3600 prim gününü tamamladığınız zaman emeklilikte yaş dışında diğer sebepleri gerçekleştirdiğiniz için kıdem tazminatı almaya hak kazanıyorsunuz. Bu şart 99 tarihiyle bahsettiğimiz 8 Eylül 1999 tarihiyle 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı bulunanlar bakımından incelediğimiz zaman da sigortalılık süresi göz önünde bulundurulmaksızın 7000 prim ödeme günü veya 4500 prim ödeme günü ve 25 yıl sigortalılık şartı aranıyor. Üçüncü seçenek ise 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk sigortalılığı başlayanlarla 5400 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi bulunması gerekiyor. Ancak hatırlarsanız geçmişte bu belgeyi birden fazla alınabiliyordu. Hatta bana bir iş yerinde 3 kere aynı işçi tarafından emeklilik için yaş dışında çıkışla ilgili yazı geldi. Ve mecburen kabul ettik çünkü SGK yazıyı iptal etmedi. O yazı geldiği zaman da ancak ödüyorsunuz, sonrasında dava yoluna gidebiliyordunuz. Ama yeni uygulamada ve Yargıtay'ın son ilke kararında baktığımız zaman bunu sadece bir kere alabiliyor işçi. Daha fazla alamıyor. SGK'da artık daha fazla vermiyor diye biliyorum. Sadece bir kere emeklilik için yaş dışında diğer sebeplerden çıkışta kıdem hakkı kazanabiliyorsunuz. Bunu bir kere uyguluyorsunuz. Baktığımız zaman da ikinci uygulamada şu oluyor aslında. Yaşınızı da doldurdunuz. Artık emekli olacaksınız. Emekli maaşı bağlanacak. O durumda tekrar tabii ki kıdem tazminatına hak kazanmış oluyorsunuz.
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti nasıl ödenir? Bu da birazcık karışan bir konu olabiliyor. Çünkü biz kendi aramızda bile zaman zaman bunu tartıştığımız oluyor. Buna da yine bir değinmek istedik. Ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışılmaması halinde işveren o gün ait ücreti zaten tam ödeyecektir. İşçinin çalışma yapması halinde ise çalıştığı her gün için ilave bir yevmiye daha verilmesi gerekmektedir. Yani 23 Nisan'da eğer siz işçiyi çalıştırdıysanız Nisan 30 gün olan bir ay. 30 günlük ücret zaten veriyorsunuz çalıştırsanız da çalıştırmasanız da. Çalıştırdığınız için bir gün daha fazla ücret veriyorsunuz. Yani 31 günlük ücret ödüyorsunuz. Ama tabii ki SGK takip hukukunda 30 gün olarak takip ediyorsunuz. O bir günü de mesai olarak ödemeniz gerekiyor. Peki hafta tatilinde çalışma yapması halinde ne yapıyoruz? Normal bir günlük çalışma gibi ücretlendirilmelidir. Ancak eğer çalışma yaptıysa mesela bu işçimizin hafta tatilinin pazar günü olduğunu değerlendirelim. Pazar günü çalıştırdığınız işçiye %50 zamlı ödeme yapmanız gerekiyor. Çünkü haftalık çalışma süresi 45 saat. Zaten o işçiniz bütün bir hafta boyunca çalışmış. Zaten o 45 saatin üzerine ilave çalışma yapılıyor. Zaten iş kanununda hepimiz biliyoruz ki haftalık çalışma süresini doldurduktan sonraki mesailer 1,5 katıyla ödeniyor. Dolayısıyla siz gelse de gelmese de bir maaş veriyorsunuz. Gelip çalıştığı için de 1,5 maaş vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla toplamda 2,5 kat para vermiş oluyorsunuz. Yani 2,5 yemeğe vermiş oluyorsunuz. Bu konu da aslında çok karıştırılan bir konu. Özellikle son dönemlerde birazcık karışıyor. Buna da bir değinmek istedik. Asgari ücretin hesaplanması ve SGK bildirimi. Asgari ücret rakamı biliyorsunuz her sene açıklanıyor ama biz neyi görüyoruz? Hep netini görüyoruz veya direkt brütünü görüyoruz ama bunu da aylık olarak düşünüyoruz. Ama aslında asgari ücret rakamı aylık değil günlüktür ve günlük olarak aslında ilan edilir ama tabii ki yazılarda işçiler bunu çok anlamayacağı için aylık olarak yayınlanıyor. 28, 30 ve 31 gün olan aylarda asgari ücretlinin maaşı farklı hesaplanmalıdır. Asgari ücret günlük olduğundan dolayı. Eksik çalışma olmaması durumunda her ay SGK gün sayısı 30'dur. Zaten biliyorsunuz SGK'da gün sayısını değiştiremiyoruz. Her aylıklarda 28'de de 30 gün prim ödüyoruz. 31 olan aylarda da yine 30 gün üzerinden prim ödüyoruz ama bu iki konu birbirinden aslında biraz farklı. Bu noktada en çok öne çıkan itiraz ise ama sigorta günü 30 değil mi? Evet, 30. Oysa ikisi farklı şey. Birisi işçinin hak ettiği ücret, diğeri ise o işçinin sigorta gün sayısı. Dolayısıyla günlük asgari ücret ile çalışan bir işçinin 31 gün olan aylarda hak ettiği ücret 31 günlük asgari ücret olup sigorta günü 30 gün ve sigorta matrağı da 31 günlük asgari ücret olacaktır. Sigorta günü 30 gün olan diye sigorta matrağının da 30 günlük asgari ücret olması şeklinde bir yaklaşım kabul edilemez. Yazılı bir iş sözleşmesi yapılmış ve bu sözleşmede ücret, aylık ücret yani maktu aylık olarak belirlenmişse bu durum farklıdır. Aylık maktu ücreti 4000 lira brüt olan bir işçi o ay kaç gün çalışma yapmış olursa olsun, yani o ay kaç gün olmuş olursa olsun yine ay sonunda alacağı ücret 4000 brüttür. Aslında burada dikkat etmemiz gereken şey şu, daha çok biz mavi yakada dikkat ettiyseniz asgari ücret uyguluyoruz. Beyaz yakanın ücretleri genelde aylık oluyor ve biraz daha yukarıda kalıyor. Dolayısıyla mavi yakada sözleşmeleri yaparken günlük ya da saatlik yapmamızda fayda var. Bir de şöyle bir uygulamada, hatta bununla ilgili görülen davalar da var şu an, iştihat numaralarını hatırlamıyorum ama geçmişte yanılmıyorsam bir bankacı çalıştığı bankaya dava açmıştı. Ben çalışıyorum ama fazla mesai çok fazla yapıyorum ama fazla mesailerimi alamıyorum diye. Bu dava sonucunda tabii ki işte kamera kayıtları vesaire her şey incelendi ve yargının kararı şu yönde oldu. Evet, fazla mesai, tabii banka dedi ki ben bu beyaz yaka benim için, ben gelmediğini işte kesmem, fazla çalıştığını da ödemem dedi. Ama yargıdaki karar şu yönde oldu. Evet, gelmediğini kesme, fazla çalıştığını ödeme. Ama duymuşuzdur, hepimiz biliyoruzdur, yıllık fazla mesai süresi 270 saate aşamaz.
O 270 saati hep aşıyor zaten işçiler. Yani ilk ayda 6 ayda fabrikalarda aşılıyor bu. Aşılamaz diye bir şey sadece beyaz yaka için geçerli. Diyor ki, sen gelmediğini kesmedin, fazla çalıştığını ödemedin ama aradaki farkı aldığında mesaisi aşıyorsa 270 saati, o zaman o aşan kısma dair prim ödemek zorundasın diyor. Hani burada buna da değinmekte fayda var. Bu sebepten dolayı da maktu ücretlilerde, evet 30 gün 30 gün gösteriyorsunuz, 28 gün 28 gün gösteriyorsunuz, gelmediği günü kesmiyorsunuz, fazla çalıştığını ödemiyorsunuz. Ama ve lakin toplamda onun da mesaisini takip edip 270 saate aştığında ona mesai takibi yapmanız, o parayı ona ödemeniz gerekiyor. Mavi yakada da tam tersi, zaten gelmediğini kesiyorsunuz, fazla çalıştığını da olduğu gibi ödüyorsunuz. Dolayısıyla ona da günlük ya da saatlik ücret takip etmeniz gerekiyor. Ki işte 28 gün olan ayı 30'a tamamlayın. 31 gün olan ayda 31 günlük maaş ödeyebilin. Orada da ona dikkat etmeniz gerekiyor. İşçilik alacaklarında zaman aşım sürelerine geçelim. İş kanunu madde 32'de ücret alacaklarında zaman aşım süresi 5 yıldır şeklinde ifade edilmiştir. İş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren değil, her alacak kalemi için ne zaman muaccel olmuşsa o tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. İş sözleşmesinden kaynaklanan bir takım tazminatların, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, denkleştirme tazminatı gibi zaman aşımı süreleri içinde 7036 sayılı kanununa eklenen madde 3 ve madde 8 yürürlüğe girdiği 25 Ekim 2017 tarihinden önce ve sonra iş sözleşmesi sona erenler için ayrı ayrı sonuçlara ulaşılacaktır. Bu sonuçlara baktığımızda da ek madde 3 ve ek madde 8'in yürürlüğe girdiği 25 Ekim 2017 tarihinden önce iş sözleşmesi sona eren işçiler için Türk Borçlar Kanunu 146'daki genel zaman aşımı süresi olan 10 yıllık zaman aşımı süresi uygulanacaktır. 10 yıllık süre sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. 25 Ekim 2017 tarihinden sonra ise söz konusu tazminatlar için zaman aşımı süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Çok pardon. İşçilerin yıllık ücretli izin alacaklarında zaman aşımı süresi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Yıllık izinlerle ilgili zaten hepimiz biliyoruz, işçi çalıştığı müddetçe kesinlikle yıllık izin ücreti ödenmez. Ancak işten ayrılması, iş haddinin son bulması durumunda içerideki yıllık izin ücretini paraya çevirip bordrosunda takip ederek ödeyebilirsiniz. Buna onun için çok da değinmiyorum, bildiğimiz bir konu. Yıllık ücretli izin alacaklarında da zaman aşımı süresi 1 Temmuz 2012 tarihinden önce işten çıkanlar için 5 yıl, 1 Temmuz 2012-25 Ekim 2017 tarihleri arasında işten çıkanlar için 10 yıl, ve 25 Ekim 2017 tarihinden sonra işten çıkanlar için ise 5 yıl olarak uygulanacak ve bu süreler iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Uzun süreli rapor olan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle feshedilebilir mi? Gene iş hayatında sıklıkla yaşadığımız bir problem olarak gündeme gelebiliyor. Bu durumda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'e 1b maddesinde açıkça belirtilmiştir. İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesine bildirimsiz fesih hakkı belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde ise bu süre için 74. maddedeki sürelerin bitimini baz almamız gerekiyor. Peki 17. maddede neden bahsediyordu? Şuradan devam edelim. Kıdem ihbar sürelerinden bahsediyor. Yani siz işçiniz sürekli rapor alıyor diyelim. Öncelikle bakıyorsunuz ne kadar zamandır sizin iş yerinizde çalışıyor. Mesela 5 ay çalışıyor diyelim. O zaman bunun ihbar süresi 2 hafta. 2 haftaya ilave olarak 6 hafta daha ekliyoruz, toplam 8 hafta. Eğer 8 haftalık yani 56 günlük bir rapor aldıysa bu işçi, o zaman ona direkt işten ihbarsız çıkartabiliyorsunuz. Zaten kıdem tazminatı da hak etmiyor bir yılını doldurmadığı için. Dolayısıyla işten çıkışını gerçekleştirebiliyorsunuz.
Peki, bir yıldan fazla çalışanlarda nasıl oluyor durum? Yine aynı şekilde ihbar süresini baz alıyorsunuz. İhbar süresine bir 6 hafta daha ekliyorsunuz. Toplam aldığı rekor bu toplam sayıyı aşıyorsa eğer o zaman işten çıkartabiliyorsunuz. Ancak bir yılını aştığı için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüsünüz. Peki bir de sık sık sağlık raporu alması nedeniyle çalışanın iş sözleşmesi feshedilebilir mi? Onu da bakalım. Çünkü genelde işçiler işten çıkmak istedikleri zaman sık sık rapor alıyorlar ki işveren beni kovsun diyorlar. Bakalım kovabiliyor muyum? İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak iş yerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesi için geçerli sebep olarak kabul görmektedir. İş kanununun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesi hakkı vereceği örneklendirilmekle birlikte bunlardan çalışma hayatında çokça karşımıza çıkan bir örnekte sık sık hastalanarak rapor alma halidir. İşverenin aralıklı da olsa işçinin iş görme ediminden faydalanamaması ve meydana gelecek devamsızlığın iş yerinde olumsuzluklara yol açması gerekmektedir. Yine bu konuda da Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nde görülen bir dava söz konusu. Bu davada bir paketleme işçisi iş yerine dava açıyor. Beni işte rapor aldığım gerekçesiyle işveren işten çıkardı diye. O kararı bir inceleyelim istedik. Dosya içeriğine göre davalı işverenlikte yükleme işçisi olarak çalışan davacı işçinin çalışma süresi boyunca sık sık rapor aldığı görülmüştür. Davacının haklı neden niteliğinde olmayan ancak sık sık rapor alma şeklindeki davranışının iş akışını bozacağı açık olup işverenin buna katlanması beklenemez. Davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığı ancak sık sık rahatsızlanarak rapor alan davacının davranışının fesih için geçerli sebep oluşturduğu kabul edilmektedir. Tabii bu uygulamayı yapabilmek için de şuna bakıyoruz. Yapmamız gereken bazı prosedürler var. Birincisi işçiden yazılı savunma alıyorsunuz. Neden bu kadar çok rapor alıyorsun? Problem ne? Hastalığın ne? Diye. Makul sürede fesih işlemini gerçekleştiriyorsunuz ve bu fesih işlemini gerçekleştirirken yazılı olarak işçiye bildirimde bulunuyorsunuz ve bu bildirimde de yine fesih sebebini kesin ve açık bir şekilde hangi tarihte feshettiğinizi de yazılı bir şekilde işçiye bildiriyorsunuz. Yukarıda belirtilen koşullarla gerçekleştirilen geçerli fesih işleminde işverenin ayrıca iş kanununun 17. maddesinde belirtilen ihbar sürelerine uyması ve kıdem tazminatı ödemesinin yapılması gerekeceğini de önemli bildiririz. Haklı sebep değil, geçerli sebep olduğu için tazminatlarını yine ödemekte yükümlüyüz. Son konumuz SGK'da elektronik tebligat. Son dönemde hayatımıza girdi, hatta daha uygulama da yapmadık çünkü daha henüz nasıl bir uygulama yapacağız çok net bilmiyoruz da aslında. Yine buna da değinmek istedik. SGK tarafından 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde SGK tarafından belirlenecek sistem üzerinden işverenlerin e-tebligat başvurusu yapmaları zorunlu. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı veya dönemi takip eden aydan itibaren 3 ay içerisinde kurumca belirtilen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür. Bu yönetmelikle ilgili bir genelge yahut genel yazı yayınlandığında ancak bu yükümlülüğün uygulaması netleşecek. Yani şu an hiçbirimiz bilmiyoruz aslında. Nereden olacak, kepten mi bize geri dönüşler olacak, BTT, UETS'den mi olacak yoksa normal interaktif sistemde mi göreceğiz, bunu biz de bilmiyoruz. Hepimiz bekliyoruz, yakın zamanda gelecektir diye tahmin ediyoruz. Tek istediğimiz şey, bunu aklımızda olsun çünkü yıl sonuna kadar mevcut olan SGK dosyalarımızın bildirimini yapmamız gerekiyor. En azından 1 Ekim'den önce açmış olduğumuz dosyaların bildirimini yapmamız gerekiyor. Onun için yıl sonuna kadar unutmayalım diye koyduk bundan. Hepinize çok teşekkür ederiz. Ezra Hanım teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Burak Bey. Sorularınız varsa alalım arkadaşlar. Daha sonra olursa WhatsApp hattına ve mail adresine gönderebilirsiniz. Burada varsa yazılı veya sözlü olarak alabilirsiniz. Zannedersem arkadaşlar bayağı güzel değindiler konulara.
bütün kafadaki tereddütler giderildi zannedersem. Cevdet Bey nerede? Mikrofon? Oğuzhan, mikrofonu... Üstad da duyabiliyor musunuz? Ben duyuyorum. Sıkıntı. Evet, tamam. İşçi ayda 4-5 saat eksik çalışıyor. Bu eksik çalışma parasını bir de şu durum ve durumdan iş görünce bile kalacak. Eksik çalışmayla alakalı değil. Oradaki konu işçinin iş verene verdiği bir zararla alakalı, bir çalışmasından dolayı kesebileceğimiz ücret cezasıyla alakalı olan kısımda. Yoksa eksik çalışmasıyla alakalı bir şey varsa eksik çalışma saati hesaplanıp bordrosundan düşülür. O, rica ederim. Buyurun. Cevdet Bey. Tabii ki duyabilir. Yok, canlı yayın yok şu anda ama yayınlanacak. Sonra kesildim o. Mikrofonu da sorarsak yine duymayan arkadaşlar da olabilir. Son zamanlarda şöyle bir soruyla karşılaşıyorum. Hani insanlar böyle haberlerde okuyorlar, arıyorlar, soruyorlar. Bu ev hanımlarına emeklilik fırsatı diye bir fırsat doğmuştu. Yani bu tasarı şeklindeydi. İşte 25 yıllık evlilik tamamlamış ve bu zamana kadar hiç emeklilik primi yatmamış ev hanımlarına bir emeklilik fırsatı sunacağını söylüyor devlet. Bu konuyla hakkında da bilgi alabilir miyiz sizden? Netleşti mi veya ne durumda? Ya şu an öyle bir söylenti var. Uzun zamandır işte yapılan torba yasalarda eklenmesi yönünde kamuoyu yoklaması aslında yapılan. Hani bu öyle bir kaç kişi başvurur veya yapılacak ödeme, emeklilik için ödenecek tutar tahmini bir 200 bin lira civarında olacağı varsayılıyor. Bu 200 bin lirayı yatırdıktan sonra devlete geri dönüşü ne olur? Kaç yıl sonra ifa edilir? Bu işte devletin sosyal güvenlik kanununda veya sosyal güvenlik kurumunun bütçesini ne kadar aşar, zarar verir mi? Bunlar değerlendiriliyor. Aslında bu bir talep. Yani talebi ama dediğimiz gibi EYT'lilerin de durumu var burada. Uzun zamandır bekleyen bir durum. Hani 5 milyon, 6 milyon kapsamında bir EYT'li var. Kazanılmış bir hakları var. Onları veremezken işçiler ya da işte ev hanımlarına böyle bir durumun verilmesi zor görüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. SGK günleriyle ilgili 31, 30 ve 28 çeken günlerde 31 çeken günlerde fazla paranın ödenmesi, yani 3000 aldı diyelim, 3100 lira hesabına yatması gerektiğini, 30 gün tahakkuk etmesi gerektiğini söylediniz. 28 çeken günlerde ise ben 3000 lira alan bir personel için 2800 lira mı maaş yatıracağım? Orası anlayamadım. Evet, 2800 lira yatırmanız gerekiyor. 2800 lira. Yani şey, SGK'da yine siz 30 gün göstereceksiniz. 3577.50 brüt olarak yatıracaksınız. Ama işçiye verirken parayı günlük tahakkuk ettiği için evet, eksik yatıracaksınız. Orada eksik hani seminerde de bahsetti arkadaşım. Mavi yaka veya beyaz yakaya göre değerlendireceksiniz. Bir işçi mavi yakalıysa işe aldığınız zaman ücreti asgari ücret gibi günlük yapmanız lazım. Maktu ayda yaparsanız bu kişiden herhangi bir ücretsiz izin veya rapor parası kesemezsiniz. Maktu aidatla çalışan. Bu yüzden sözleşmelerinizi her zaman günden geçirin. Her zaman bu tarz mavi yakalı bir çalışan alıyorsunuz. Ücretini iş sözleşmesinde günlük olarak belirtin. Bir ücret tutar yazmasanız bile günlük asgari ücrettir diye belirtmeniz gerekir. Sonrasında iş sözleşmesinde günlük brüt yazılabilir asgari ücret bazında ama sonrasında yükseltmeniz SGK açısından bir sıkıntı yaratmıyor. Ama günlük brüt yazdığınız zaman o kişiden siz rapor parasını kesebilirsiniz. Ücretsizliğini kesebilirsiniz. Ama sözleşmeniz maktu yazıyorsa, aylık yazıyorsa o personelden herhangi bir kesinti yapamazsınız. Bu konularla alakalı bir inceleme geçirirseniz İş ve Sosyal Güvenlik denetmenleri sizden bu parayı işçiye ödemenizi isteyecektir. Çünkü sizin sözleşmeniz maktudur, aylıktır. O yüzden iş sözleşmelerini biz yaparken primalarımızı her zaman günlük olarak belirtiriz. Günlük günlük neti veya brütü olarak bazında gidilir. Burada işçinin yararınadır zaten günlük belirlenmesi. Çünkü yılda 5 ay 31 gün üzerinden hesaplandığı için 5 gün fazla ücret alacaktır. 28 günlerde 28 günlük ücreti yatacaktır ama SSK primi zaten 30 gün üzerinden hesaplanacaktır. Teşekkür ederim. Yani burada işverenler zaten şey olarak değerlendiriyor. 28 yine vermeyelim diyorlar. Yine 30'a tamamlattırıyorlar. Bunu ya fazla mesai ya da ek prim olarak gösteriyoruz. Sözleşmelerin aylık veya günlük yapılmasıyla alakalı aslında durum. Doğru. Kıymetli meslektaşlarım, öncelikle sunumlarınızdan dolayı ben teşekkür ederim sizlere. Sorun Burak Bey olacak. Burak Bey,
sunumunuzda şöyle bir ifade kullandınız. SGK emeklilik priminin ödendiği tarihte emeklilik hesaplaması baz alınacaktır şeklinde bir beyanınız oldu. Orada 18 yaş kavramı ile ilgili olarak açıklık getirebilir misiniz? Bu bir. İkinci olarak da ekonomik göstergelerin hesaplamasını teorik olarak bir hesaplamada odaya bırakacağınız Excel tablosunda bu noktada o var mı? Eğer yoksa hani hesaplamanın etkisini meslektaş olarak görebilmek daha güzel olacağını ümit ediyorum. O tablomuzda yok ama ayrı bir çalışmamız var onunla alakalı. Elimizde bulunan yani kendi arşivimde olan. O biraz yüzeysel kaldı. Bilginiz olsun. Yani onunla alakalı tabii ki dediğiniz gibi o enflasyonla alakalı yıllara göre zaten hani istediğimiz zaman araştırma yaptığımızdan çok basit bir şekilde hani yıllık enflasyon rakamları veya şey rakamlarına çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Yani değerlendirme orada oluyor. 18 yaş kısmıyla alakalı tam anlayamadım. Yani 18 yaşından itibaren 18 zaten. Yaş öncesinde ödenen primlerle ilgili olan o konuda bir açıklık getirelim. Ödenen primlerle alakalı emeklilik hesabına katılmıyor. Sunumda eksiklik oldu. Onu dikkatimi çektiğimden yani, dolayı onu uyarmak istedim. Yanlış anlaşılmasın. Sunumu çok kapsamlıydı aslında. Biz onu bir dahaki sunumlarda bir metin hazırlayıp hani sunum kısmını ayrı, çalışma dosyasını ayrı yapacağız. Burada daha çok başlıklar halinde sunumda koymak istedik. Yoksa o aylık bağlanma oranlarının hesaplaması çok detaylı. Hani hem onları sıkmamak adına hem de onları hep okuyup böyle geçmemek adına orada değinmedik. Ama dediğiniz gibi emeklilik hesaplamasında 18 yaş altı olan günlerin emeklilik hesaplamasına dahil edilmiyor. Ama prim gün sayısı olarak sayılabiliyor. Yani 18 yaşından sonraki günler aslında emekliliğe başlangıç tarihi olarak. Hizmete başlama tarihi olarak. Evet, hizmete başlama tarihi olarak. Fazla rapor alanlarla alakalı işverenin haklı ya da fesi gerekçeleri konuşmuştuk. Şimdi Bursa'da tekstile mesela ağır işçilik yapan şeyler var, personeller var. Bunlar da şimdi yıpranmaya tabi oluyor. Daha sonra çalışamaz duruma düşüyor. Bunu da doktor raporuyla şey belge altına alıyorlar. Daha sonra bu raporu işverene götürdükleri zaman işten çıkış mı yapılması gerekiyor tazminatlı bir şekilde? Yoksa görev değişikliği yapılması şart mı oluyor? Aslında şöyle söyleyeyim. Bu gibi durumlarda biz hastaneye yazı yazıyoruz. Diyoruz ki bu işçi bizim iş yerimizde şu tarihten beri çalışıyor ve şu görevi yapıyor. İşte sağlık durumu bu işi devam ettirmeye uygun mudur, değil midir diye görüş istiyoruz. Sonra hastaneden görüş geliyor. O görüşte işte bu görevde çalışabilir ya da çalışamaz diye ibare oluyor. Eğer çalışamaz şeklinde geldiyse hastaneden cevap, ama bunu da tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alıyorsunuz. Özel hastanelerden getiren de oluyor, onları kabul etmiyoruz biz genelde. Çalışamaz yönündeyse bir protokol düzenliyoruz. O protokolde diyoruz ki işte atıyorum Boyende çalışıyor, tekstil sektör dediniz. Boyende çalışmaya uygun değil raporu çıktı. Onu görev ataması yapıyoruz protokolle. Diyoruz ki işte meydancı olsun veya güvenlik görevlisi olsun diye. O işçi gene de çalışmak istemiyorsa zaten onu da kabul etmiyor. Görev atamasını da kabul etmediği zaman artık tazminatlı bir şekilde sağlık sebebiyle fesih yapıyoruz. Ama fesih her zaman son çare olması gerektiği için gene bir atama yapılması daha uygun oluyor. Teşekkürler. Hoşçakalın, Nuri Koçdemir. Teşekkür ederiz. Benim soruda ziyade sadece önerim olacak. Bu özellikle maaş, emeklilik süreleri hesaplanmasıyla alakalı eğitiminizde teşekkür ederiz de orada yalnız eksiklik olarak veya yapılması gereken belki bundan sonra yani bir sisteme yönlendirmeden veya Excel tablosundan ziyade bunun manuel olarak nasıl yapılabileceğinin de öğretilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle başımıza geliyor. Kahvede otururken vatandaşın biri sen ne iş yapıyorsun? Mali müşavirim. O zaman benim şöyle bir emekliliğim var. Bunu hesaplar mısın diyor. Şimdi bilgisayara getirin bakalım. Cep telefonu getirebilen değil de. Elimizdeki yani dediğiniz gibi emeklilik çok çeşitli parametrelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani kişinin size verdiği bilgi bile çok doğru bilgi olmuyor. Biz bunlarla çok karşılaştık. Evet, sizle görüşürken bir şey konuşuyorsun ya telefon geliyor bir şeyler anlatıyor şu diyor. Şahısa diyorum ki gel yanıma bir e-devletini açalım şunlara bir bakalım dediğim zaman çok farklı noktalara gidiyor. Yani genelde de biz bu konularda bir hesaplama yaparsak yaklaşık bir hesaplama yaparız. Bunu en sağlıklı veriyi
SGK kurumu yapacaktır. Oraya yönlendirmek daha doğru olacaktır. Biz sadece yaklaşık bir hesaplama yapar, bu işi gerçekten yapan, danışmanlığını veren kişiler var. Ya da onlara yönlendirmemiz daha doğru olacaktır. Yani çok basit bir emeklilik hesaplaması çok şeye. Ya beklenti öyle değil. Tabii bize gelen en yakın bize olduğumuz için devlet kurumlarına yakın kişi direkt mali müşavirim. İlk soru zaten emekliliğim ne zaman olur? Ben ne zaman emekli olurum? Çünkü insanlar sadece şu emeklilik maaşına tutunabilmiş durumdalar. Öyle bir durum olduğu için de bu sorularla çok karşılaşıyoruz. Zaten o yüzden de Doğan Başkan özellikle emeklilik hesaplamasına ile alakalı bizden seminer istedi. Bu semineri de yaparken de işte biz temel bilgileri aslında üzerimize alalım. Daha fazla detaylı bilgiyi mali müşavirlerle üzerimize almayalım. Zaten fazlasıyla bilgi üzerimizde. Bir de bu konuya çok girmeyelim. Sadece teknik detayını bilelim. Teknik detay üzerinden yorumlayalım. Ben de telefonumda aynı tablolar var. Kaç yıla giriyor? Hangi giriş tarihi? Şu giriş tarihi bugün prim gün sayısına dahil olursun. Ekstra bir durumun varsa bunlar sana fayda sağlar. Ama en doğru kayıtlı size SSK veririz diyoruz. Çünkü SSK'nın kayıtlarını baz almak lazım. Çünkü mesela 99 öncesi girişlerde TC kimlik numarasına göre gitmediği için birden fazla hizmet çakışması oluyor. Kişinin şahsına, ismine göre yatırılmış. İşte Burak Kirenci olarak iki kişi var. İşte Ağrı'daki Burak Kirenci de aynı kişiye yapmış. Bursa'daki Burak Kirenci de aynı kişiye yapmış. Bu şekilde emekli olup da adamın Ağrı'daki hizmet süresini alanlar da var. Böyle bir durumlarla çok karşılaşıyoruz. O yüzden dediğimiz gibi en önemli şey SGK'nın kayıtları. Biz sadece yaklaşık bir şey söyleyebiliriz. İş yerinize davet edip içeri söyleyeceksiniz, danışmanlık yapacaksınız. Yani bu da var. Ücretini talep edeceksiniz. Yani öyle olacak. Öyle gitmemek. Arkadaşlar ben de teşekkür ederim. Emekli maaşının arttırılması ile ilgili önerinizde bir şey dikkatimi çekti. Özellikle doktor ya da işte birden fazla iş yerinde çalışan ücret alanlarla ilgili kısmı çalışanlar. Bir öneri gibi alındı. Orada vergi boyutunu gözden kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum. Daha fazla maaş alacağım derken birden fazla... Tabii orada ücret hesaplamasına geliyor. Oradaki yeni değişikliklerle zaten bir kişi işverenden de olsa 600 bin liraya kadar olan iş... Evet, meslektaşlarımın gözden kaçırmaması doktorlarda özellikle gibi. Çok karşılaştığımız konulardan biri. Yani biz emeklilik maaşı olarak, çünkü işçi ona kendi emeklilik maaşı, yani emekliliği hak ettiğim zaman alabileceğim ücret gözüyle baz alarak baktığı için işçinin birden fazla ya da küçük işçiler, inşaatlarda çalışanlar birden fazla inşaatta çalışıyorlar. Ama sadece mesela birinde sigortalı olarak gözüküyor, ya birinde bekçi olarak gözüküyor, diğer yerde gidiyor başka bir iş yapıyor. Ya benim zaten sigortam orada yatıyor deyip diğer tarafta sigortalı olmaması. Bizim aslında dikkat çekmek istediğimiz konu birden fazla yerde çalışıyorsanız, birden fazla ücret alıyorsanız bunun SGK'ya uyurt maaş olarak yani emekliliğinize katkısı olacaktır. Bu katkı için sigortalı olmanız gerekmektedir. 3 gün çalışın, 5 gün çalışın ama bu katkı muhakkak maaş olarak size geri dönecektir. Hani prim gün sayısı olarak zaten kurum en fazla 30 günü alıyor ama prim olarak da taban ücrete kadar alıyor. Taban ücreti de en fazla 2 ay yıl içerisinde devam ettiriyor. Artan kısım varsa tavanın üzerinde. Yani bunun inşaat dosyalarını çok karşılaştığım için yani adam dayı başı veya farklı ekip çalıştırıyor. Ekip akadiş usulü gidiyor, farklı farklı hesaplamalara gidiyor, kendi ücretlerini yazıyorlar. Tavan ücreti aşıyor, biri kalan kısmı bir sonraki iki aya devrediyor, yıl devretmiyor gibi gibi birçok etmen var. Yani onlara aslında bizim deneyimiz küçük iş yapıp da şey yapanlarla alakalı. Üstad, benden bir son bir soru. Şimdi senin bugün az önce söylemiş olduğu konuda birden fazla iş yerinde çalışmak bir ayrıcalık değil. Prim matrağının yükseltilmesi bir ayrıcalık olarak karşımıza çıkıyor. Bir yanlış algı olmaması açısından bunu ifade ediyorum. İkinci olarak da 2008 sonrasındaki prim günlerinin insanların emekli maaşlarının yükseltilmesiyle ilgili olarak ücretlerinin ne kadar ücret üzerinden göstermem gerektiği konusunda insanlardan sorular alıyoruz. Tabii ki buradaki bağlanma oranı katsayısı %30 seviyesinde olduğundan dolayı buradaki çalışmanızda istatistik olarak, ücret tutarı olarak bir rakamınız var mı? Öneriniz var mıdır? Yani net olarak bir çalışma yapmadım ama bana gelen sorularla ben bu şekilde söylüyorum. Hani 2000 öncesi bir 3000 liralık bir brüt alıyorsan bunun emekliye katkı oranı şu an %3 ise diyelim yani 300 lira katkı yapıyorsa senin bu katkıyı alabilmen için 2008 sonrası brüt 9000 lira alman lazım. Yani 1/3 gibi olarak değerlendiriyoruz. Yani 5,5 kat olarak hesaplıyorsunuz.
Ya şimdi güncel olarak şey, enflasyonla vesaire değişmiştir ama genelde yani bunun net cevabını zaten veremiyoruz. Dediğim gibi o hesaplama tablosu çok farklı. İşte %60 ile başlıyor, sonrasında işte 3600'e kadar her 360 gün için %3,5 sonrası için, işte 2 gün sonrası için 1,5 diye gittiği için hani not olarak hesaplamak doğru değil. Ama dediğiniz gibi 5,5'ta bir oran olabilir. Ama biz genelde yani o 2008 sonrasının daha düşük olduğunu, böyle bir emeklilik hesaplaması yapıyorsa yani son prim günlerimi, son 3,5 yılımı yüksek ödesem, tavandan ödesem ne kazanırım gibi bir katkı gelir. Daha çok bireysel emekliliğe yönlendiriyorum. Diyorum ki bireysel emeklilik yap, 45 yaşından sonraysa 55 yaşına kadar bir 10 yıl onu öde. Oradan alacağın katkı daha farklı olabilir. Çünkü BES'te biliyorsunuz farklı farklı yatırım yapılabiliyor. Birden fazla olabiliyor. İşte onu altına bağlayabiliyorsunuz, dolara bağlayabiliyorsunuz. Daha çok altına bağlanmasını söylüyoruz. %25'lik devlet katkısı da ayrıca olduğu için. Ama orada zaten bir emekli maaşı gibi oluyor. Toplu bir maaş gibi alıyorsunuz. Bir kıdem tazminatı gibi düşünmek de daha doğru olur bireysel emekliliği. O şekilde değerlendiriyorum. Evet. Komisyon üyelerimize ve Tezmer Yotukur üyemize teşekkür ediyorum güzel sunumu için. Benim şöyle bir sorum olacak. Daha doğrusu fikir almak istiyorum. Ben şahsım olarak söyleyeyim. Benim gibi olan durumda olan meslektaşımız çok sayıdadır. Ben şu an 9000 primimi doldurdum. Sigortalık süresini doldurdum. Maaşımın düşmemesi için veya daha yüksek maaş almam için komisyon olarak bir öneriniz var mı? Yani çeşitli yöntemleri var ama bunlarla ilgili fikriniz nedir? Üstad, Bağkur'dan olsun veya işte SGK alıp kendi şahsım olarak değil de. Ya şahsım olarak bir... cevaplamak biraz zor olur Bağkur üzerinden de. Biz SSK'lılara şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz. Günlük ücret kat sayısını yükseltin. Yani mesela bir kişi atıyorum brütü 7000 liraysa ya da 5000 liraysa işte 10 günde 5000 lira alıp günlük kat sayınızı yükseltin. Günlük hesaplanıyor çünkü emeklilik maaşı. Günlük kat sayıyı yani tavan ücretin yani şu an bakarsak brütü işte neti 85-25 dersek çarpı 7,5 dediğimiz zaman günlüğün 500 liradan yatırırsan ve 10 gün yatırıp tavan ücretten yatırırsa günlük kazanç oranını daha yükseğe çıkardığınız zaman bu emeklilik hesaplamasında daha artı olarak dönüyor. Buradaki çünkü en son günlerde günlük hesaplandığı için emeklilik maaşı günlük ücretinizi yüksek yapın diyoruz. Mesela 30 gün bir yerde çalışmış, fiilen çalışıyorsunuz. Ama biliyoruz ki emeklilik gün sayıları zaten dolu. 10 gün üzerinden çalışıp ve aynı primi alırsa bu senin emekliliğine katkı olarak gözükür. Yani burada zaten değerlendirdiğimiz yıllık 120 gün sayısına dikkate alıyoruz. İşte sağlıktan faydalanmayı dikkate aldığımızda 10 gün ideal bir süre oluyor. 10 gün üzerine de aynı brüt maaşı aldığınız zaman genelde bu otomotiv sektöründe çok karşımıza çıkıyor. Ya da yüksek ücretlerle çalışmış kurumsal firmalarda yüksek ücretler almış ama işte benim brütüm 10.000'lerden 15.000'lerden yatıyordu. Şimdi bıraktım kendime iş yapıyorum veya farklı şeylerde sigortalı olarak gözüküyorum. Burada işte sigortadan kaçmak istiyorlar. Yani benim hesaplamam ona göre hesaplansın. Maaşım yüksek kaldığı kısımdan hesaplansın. Ve işte müdür olarak çalışmış. İşte şu an kendi iş yerisi var. Başka bir yerde sigortalı olayım mı? Sigortalı işte sonuç 3 yılı nasıl hesaplayacağım? Ve işte Bağkur'a geçtim tekrar sigortaya döneceğim zaman ne kadardan ödemem bir ekliğinde. Biz günlük kas sayının yükseltilmesini tavsiye ediyoruz. Yani 10 günde brüt sayınız yükseldiği zaman olabilir. Bizim Bağkurluk olduğu için Bağkurluk'ta çok şey yapmamız kalan günleri bu defa Bağkur'a sayıyor. Yani bir bağımsız denetim şirketinde denetçi olarak yapıp orada sigortanızı tam gösterip, orada yüksek gösterip, sonuç 3,5 yılı orada yapıp emekliliğinizi sigortadan hak etme şansınız olabilir. Yani bu gayri resmi bir cevap olsun komisyon olarak vermeyelim de. Bağkurlarla ilgili bir kesim ödememekten başka bir kesin çözüm noktası yok herhalde. Yani orada genelde Bağkur'dan emekli olacak veya gün sayıları dolmuş kişilere de dediğimiz biliyorsunuz her yapılandırma döneminde o borçları siliyoruz. Bağkur süreleri veya günleri silmiyor. Ondan sonra bunu ihya edip tekrardan borçlanabiliyor. Şu an hali hazırda ödeme güçlüğü çekenlere dediğimiz konu ödemeyin. Ama buradaki tabii şeye değerlendirmemiz lazım. Kişinin devamlı aldığı bir rapor var mı? Rapordan dolayı ilaç kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Ya da işte SGK yani yılda bir kere doktora gidiyorsan özele gitmekte devlete gitmek arasında hiçbir fark yok. Şu an SGK'da Bağkur borcunuz olsa bile devlet hastaneleri ve şehir hastanesinden yararlanamıyorsunuz. Üniversite hastanelerinden yararlanamıyorsunuz. Muayene olarak yararlanabiliyorsunuz. Karşılığında ilacınızı parayla alıyorsunuz. İşte Bağkurlu olup da borcunu ödemek istemeyen veya işte maliyet olarak gören insanlara da dediğimiz evet bunu ödemek istemiyorsan ödemeyebilirsin. Çünkü yapılandırma dönemlerinde bu
günler ve şeyler siliniyor. Tekrardan borçlanmak istediğiniz zaman her yapılandırma döneminde ihya edilebiliyor. İhya ettiğiniz zaman, bir ay içerisinde ödediğiniz zaman bu günleri geri satın alabiliyorsunuz. En son çıkan 7326 sayılı kanunda da bu ihyalar olduğu dönemin borçlanmasıyla çıktı. Çok düşük ücretlerle o bağ kuruluk süreleri geri alındı. Yani biz onları tavsiye ettik döneminde olup da ihya etmek isteyenlere. Geçmiş dönemin borcuna göre normalde bundan önceki çıkan kanunlarda o günkü asgari ücret üzerinden borçlanılıyordu ve ödeniyordu. O yüzden rakamlar da yükseliyordu. İnsanlar bunun planlamasını yapıyor ama yani 5400 günü garantiledikten sonra bunların yapılması daha mantıklı. Şu an ben gibi 10 yıldır 15 yıldır bu mesleğin içerisinde olup da belli bir prim gün sayısının 5400'üne tamamlamış insanlar için tavsiyemiz 5400'e kadar primlerini ödesinler bir şekilde veya ihya yapabiliyorsa 2 yılda bir, 3 yılda bir ihya yapıp öyle ödemek. Ve 5400 gün sayısını en azından o süreleri tamamladıktan sonra bir planlama yapmak daha mantıklı. Başka soru yok herhalde arkadaşlar. Değerli meslektaşlarım, ilginiz, sabrınız, tavsiyeleriniz için herkese çok teşekkürler. Özlem Pala konuşmacıdan Özlem Üstadımızın plaketini vermek üzere yönetim kurulumuzdan Nazan Hanım'ı buraya davet ediyorum. Karşılaştığımız şey ne zaman emekli olacağım, ne kadar maaş alacağım, raporlar nasıl olacak, işte ne kadar bildireceğim gibi bir sorularla her yerde karşılaşıyoruz. Bugünkü seminerde bunlara bayağı cevap olduğunu düşündüm oturduğum yerde. Güzel bir sunumdu. Genç arkadaşlarıma katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Onlar adına tekrar tebrik ederim. Adım. Evet, TESMER Kurul'dan İhsan, konuşmacımız İhsan Üstad'a plaketini vermek üzere Bünyamin Üstad'ı. Yönetim Kurulu'ndan Bünyamin Savaş Albayrak Üstad'ımızı davet ediyorum. Evet, konuşmacılarımızdan Burak Kirenci Üstad'ın plaketini vermek üzere Fatih Aslan Üstad'ı yönetim kurulumuzdan davet ediyorum. Çıkmadan önce hep beraber toplu bir resim alabilirsek çok iyi olur. Şimdiden teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağ olun. Cevdet abiciğim, başmışı çekebilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz.